Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Hot News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar, bugün yine size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Sahabe-i kiramın menkibelerinde kalmıştık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, Said bin Zeyd radıyallahu anh'ın menakibinde kalmıştık. 1039 olan hadis-i şerifte de Humeyd radıyallahu anh'ten Said bin Zeyd radıyallahu anh bir grup insan arasında Humeyd radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini söylemiştir. Ashabtan 10 kişi cennettedir, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman, Ali, Zübeyir, Talha, Ebu Ubeyde, Sad bin Ebi Vakkas cennettedir. Onuncusunun kim olduğunu söylememiştir. Cemaat, Allah aşkına ey Ebul Aver, onuncusu kimdir diye sorunca Said, Allah'a yemin ettiniz, Ebul Aver yani kendisi de cennettedir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Tirmizi ve Ebu Davud'da yer almaktadır arkadaşlar. 1040 nolu hadis-i şerifte de Sad bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl radıyallahu anh da şöyle demiştir. Said bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl radıyallahu anh şöyle demiştir. Ashabtan 9 kişinin cennette olduğuna şehadet ederim. O 10'uncusunun da cennette olduğuna da şehadet etseydin hata etmiş olmazdın. Bu ashabtan 9 kişinin cennette olduğuna şehadet ederim. 10'uncusunun da cennette olduğuna şehadet etseydim hata etmiş olmazdım. Bu nasıl diye sordular. Said radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hira dağındaydık. Dağ sarsıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sakin ol ey Hira. Üzerinde ancak bir peygamber veya bir veya sıddık veya şehitten başka bir kimse bulunmuyor dediler. Dağdakiler kimdi diye sordular. Said radıyallahu anh de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sad ve Abdurrahman bin Avf dedi. Onuncusu kimdi diye sordular. Said radıyallahu anh ben dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. 1041 olan hadis-i şerifte de yine Said radıyallahu anh Kufe mescidinde şöyle dedi. Vallahi Ömer henüz Müslüman olmadığı zaman Müslümanlığı kabul etmiş olduğum için Ömer'in beni boynumdan iple bağladığını görmüştüm. Fakat bunun için değil de Osman'a yaptığınız kötü muamele için Uhud dağı yerinden sarsılsaydı daha yerinde olurdu. Bu hadis-i şerifte arkadaşlar Buhari Said'in İslam bölümünde geçmekte arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Subhanakallahumma bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve selamun alel murselin ve selamun alel hulefâ'r-râşidîn el-fâtiha.